Merhaba herkese selamlar. Konya günlük grafik. Şimdi şu hatırlatmada bulunayım videonun başında. Biz yüz dışı hisse istekleri oluyor ama maalesef sadece üyeleri özel biz yüz dışı videolar. Yani herkese açık yayınlamıyorum. Bunu belirteyim. Konya çimento bölünemeyenlerden. Bu arada krizleri vardır. Bu kadar olmuyordu ama bu sefer çok oldu. Yani bölünecekmiş falan diye şöyle logaritmikte bakarsanız tabii o kuleler daha çok yani daha kolay görünür. Şöyle gördüğünüz gibi onun bir mevsimi var. O mevsimlerde oluyor. Tabi e, beklenti yukarı taşıdı. 1800 çılgınlık vardı borsada. Geçen yıl hatta sürüyor bu çılgınlık yer yer. Oradan beri aşağı yönlü hareketi sürüyordu. Şimdi en son 12 Mart'ta bakmışım. 12 Mart'ta bir destek vardı. Yani daha önceden çizdiğim 1180 civarlarını düşünüyordum bir destek olacağını. Oldu. E, haber akışıyla kırılmasıyla yine bir alt desteği önceden çizmiştim. 1028 işlem yoğunluğuna dayanarak çiziyorum bunları diğer bir destek da şimdilik o destek tutmuş. Aşağı yönlü akım sürmeye devam ediyor ama onu söyleyeyim. Orada bir bozulma yok. Şunu kaldırayım. O biraz daha sağa yayılım başladı destek üstünde. Yani şunun bir anlamı kalmadı onun için. Yani şöyle de çizebilirsiniz. Tabi onun bir zararı yok. Ama biz artık burada 50 hareketliği kullanacağız. Yani ben kendi adıma söylüyorum. 50 gün ortalamasını kullanırım bundan sonra. Ve çok uzun zamandan beri bir çekilme olduğu için 1303 olarak belirlerim düşen direncini. Kırmızı çekip kullanılabilir mi? Yani kullanılır. O da kullanılır. Şöyle kırmızıyı çekersiniz. Çok da avans vermeyin. Yani fitillerin ucunu alın. İki temasla kullanırsınız ama hani garanticilik yani alınacak riskin boyutuyla alakalı bir şey. Hatta 20 gün bile kullanılır. İsteyen 23 sene de kullanılır. O zaman kademe kademe söyleyeyim. Şimdi bunu bir üyemiz istedi. E, takip edilecek seviyeleri sordu. Şimdi 1151 e, 1152 diyelim biz ona. 20 gün üstüde. Eğer burada şeyse, e, risk iştahınız kabarıksa Konya ile alakalı 1152 kapanışı ciddiye alınabilir. Ya da 1 lira daha koyun üstüne. Çok avansız davranmayın çünkü orası risk alanıdır. E, teknik olarak 1152'nin üstünde 1 iki kapanış yaparsa, 1 iki kapanış hatta 3 kapanış yaparsa yukarı minor bir akım. Yani minörden kastım ne? E, kısa vade bir akım patlatıp 1300'e kadar bir deneme ihtimali olur orada. 1303 hareketli 50 yani onun üstüne çıkması gerekiyor ki güvenli alan dediğimiz o alanın üstüne çıksın. Bir, kendi nazarımdan söylüyorum yani kendi açımdan söylüyorum. Benim nazarım da öyle. 1303'ün üstü güvenli alan. Burada e, hem yani 20 gün 1152 üstünde kapanışlar, yani birkaç kapanış iyi olur. Ondan sonra da 1303 direnci veya şu kırmızıyı alırsanız da o da yani çok farklı bir yeri o da 1180 civarına denk geliyor. Yani 3 seçenek. Şimdi bunun bir tek şeyi yok. Yani tek doğrusu yok bu işlerin. Bu dediğim gibi tamamen sizin risk iştahınızla alakalı bir şey. Risk iştahınız kabarıksa daha aşağıda veya daha yukarıda bir şey deneyebilirsiniz. Trade etmeyi deneyebilirsiniz. Aşağıda ikinci destek belli. İlk ilk destek tuta, tuttu yani habere kadar tutmuştu 1175-1180 civarları. Şu anda 1000 lira civarında 1028 de ben 1000'e yuvarlıyorum aşağı yönlü. 1000 lira civarında alım gelmiyorsa Konya'da çok büyük ihtimal artık 860'a kadar yani 200 gün ortalamasına kadar bir hareket e, ihtimali artar açıkçası. Gelmeyebilir aradan dönebilir bakın bunları bilemeyiz. Yani bir ara destek de olabilir. Ama günlük analizde doğrudan 864 liraya bakarız. Ee, böyle bir durumda. RSI neşeli değil. Makti neşeli değil. Yani momentum yok yukarı yönlü. Bir momentum olmadığı zaman bunların ağzı açılamıyor. İyi değerlere gelemiyorlar. Eksi 44'te şu an e, Makti. Aslında bu eksi 44 eksi 50 değerleri çok düşük değerlerdir. Hatta nereden tepki vermiş? Eksi 68'den. Şimdi normalde geriye doğru baktığın zaman bulamazsınız Çünkü böyle büyük bir fiyat adımı yok ee, öncesinde Konya'nın O yüzden e, şey yani Şuradaki hareketin tabi simetri şöyle düşünün bak yani eksisi olduğu için artı değerde düşüş yapmaya başladığı zaman o artı değerin simetrisini yapar yani aşağı yönlü gitmeye başladığı zaman bir daha büyük düşüşlerde e, yani tam yüzde simetrisi olmasa bile yani burada 132, 132 140'a kadar çıkmış, 143'e kadar çıkmış. Eksi 143 olacak diye bir şey yok tabi. O başka bir şey de. Ama eksi çok ciddi bir değere gelir eksilerde. Bunlar normalde görülmez. Yani borsada bizim böyle şeyler olmadığı için, hani çok büyük fiyat adımları olmadığı için çok sık görülen seviyeler değil. Ama ikisi de dediğim gibi neşesiz. Ağızları çok açık değil, kapalı. RSI 42'de görece yani çok güçlü olmayan bir bölge. Yine RSI'de da 60'ı takip edebilirsiniz. 60'a yaklaştıkça Hızın artması, momentumun artması, bir güçlenme ihtimali artar. Ee, hacim yani çok düştü tabi hacim. Bu şeyde çok artık satıcılar da çok istekli durmuyorlar ama ara ara gördüğünüz gibi 1259'da 1260 civarları oralar bir direnç tabi. Yani 1300 olarak söylüyorum ama oradan 1300'e kadar bir direnç alın. Ee, o kısımda şu anda satıcıların biraz heveslendiği kısım. Yani çok aşağıdayken pek ortalarda yoklar. 1100 civarı sakinleşiyor ortalık ee, gördüğüm kadarıyla hareket azalıyor satış baskısı biraz azalıyor ama bir en ufak bir yukarı harekette bir baskı geliyor açıkçası ee, söylenebilecek başka bir şey yok konya İçimento için unuttuğum bir şey bir detay var mı diye bakıyorum ama özel bir mum formasyonu bir mum dizisi de yok onu da söyleyeyim herkese iyi akşamlar